Veyahut da dedim beni öne sürme dedim. Reklam arası. Reklam arası. Bu kadar uzun konuştun. Aynı yok. Kendisine çünkü şöyle bir dün şöyle bir yanlış anlaşılma olmuş. Ekranda göründüğü kadarıyla. Ha. Ben Ayşe ile Semih'in arasını bozmuşum. Yani öyle görünme. Mesela yok öyle bir şey yoktu. Kim dedi bunu sana? Diyor ki Yusuf oğlum diyor üzülmüş. Neden diyor arasına girdin diyor bozdun diyor arasını diyor. Ben de öyle bir şey demedim diyorum. Öyle bir şey yok diyorum. Ayşe abla Ayşe abladır. Semih abi Semih abidir. Ama Semih abi söylemiyorum. Saygım sonsuzdur. Sonra Semih ne yaptı? Bunu karşılığında. Semih ne yaptı? Sonra ben dedim ki benim adımı, ismimi ağzına alma. Kesinlikle Ayşe Hanım'la da beni kesinlikle yakıştırma. Evet. Bunun üzerine de sakın reyting amaçlı veyahut da şey olarak ulama ciddiysen al, kıskanıyorsan dedim. Al oraya götür nikahı bas. Otur sahiplenmek istiyorsan. Yok, içeriden, şu reklamda bunları mı konuştunuz? Ondan sonra, yalnız ondan içeriden sonra arkamdan, böyle bu kadar kibar konuşmalar değil de bağırış çağırış patırtı ya geliyordu buradan. Şöyle bir şey yani. Hayır. Ben dışarı çıktığımda reklam arasında reklam arasında dışarı çıktığımda dedim ki benim ismim ağzına alma ve Ayşe abla da ağzına Ayşe abla da beni yakıştırma dedim. Yani burada dedi ki arkadaşlar dedi ki sen dedi Yusuf'a mı yakıştırıyorsun Ayşe Hanım'ı dedi. Yani öyle bir şey olmasa bu da sinirlendi. Peşine koşuyor. Nereye koşuyorsa hava hoş. Yani, kimin peşine koşuyor? Senin de peşine koşan koşuyor. Yani, kardeşim. Yani koya kabadayılık yapıyor. Yani senin peşine. Benim peşime koşuyor. Niye o öyle yaptın Semih abi? Ne oldu Semih? Şimdi Seda Hanım ilk önce dünkü olaylardan biraz yüksek ses tonumuzla hitap ettiğimiz için ekran başımızda başında seyirciler. Sizden öncelikle. Sizden de ilk önce özür diliyoruz. Estağfurullah. Öyle başlayalım programa. Evet. Biraz daha tekrardan havayı biraz daha yumuşatmak için Sedat kardeşiniz, Seda Hanım sizin. Çok samimi olan bir arkadaşım, benim öyle de arkadaşım oluyor. Size de aynı zamanda tekrardan Alısağ maçı teklif etti. Kendisi kafe sahibi. Dedi Seda Hanım'a da çok selam söyleyin dedi. Şimdi sen o maçı bırak da biraz halı, önce burada, bir şey söyleyeceğim. Buradaki kendisi maçı anlat bize. Ne oldu şimdi bu maça geleceğim. Sıra bu maça geldi. Bir saniye bekleseydim. Bir saniye. Ya şöyle bir şey var. Dün söyledin halı saha. Sen bırak halı sahalı futbolu da. Buradaki futbola bak arkadaşım. Tamam ona da tamam. Sıra gelecek. Buradaki Yusuf futbola Bey. Sen bak. Sakin ol. Ulaştırma. Ben çok rahatım ya. Halı saha biz istemiyoruz seni duymana. Git halı sahada. Peki bekleyin efendim. Bakalım Ayşe ile Semih dün kamera arkası neler yaşadı. Önce onu izleyelim. Neyim? Nişanlı mıyım? Semih Ayşe'den tekrar şans istedi. Uyur git parmağıma girmeden bana karışamazsın. Ancak ikili sürekli çatışma halindeydi. Benim Ayşe Hanım'la ne işim olabilir gözünü seveyim. Semih'in Ayşe'yi Yusuf'tan kıskanmasının etkileri yayın sonrasında da devam etti. Kardeşim gitsene başkana gitsene ya. Allah'ını seversen. Bir dakika ben odamdayım zaten ne ya. Ne odası ya? Odam peşinden odam. Geliyorsun kadının ya. Kimi? Ne? Marjinal misin orijinal misin nesin ya? Ne? Semih'in kıskançlık krizi. Sen niye geliyorsun abicim ya? Şuna bak ya. Nereye geliyorum ben? Ya bu nereye geliyor ya? Yusuf'un zor anları. Sen bana güvenmiyorsun. Güvenmediğin bir kadına asla evlenemezsin sen. Gergin dakikalar. Allah'ını seversen gel bir dakika ya. Burada durma ya. Sen niye giriyorsun ki mevzuya? Beni katıyorsun adıma. Tamam yürü git diyorum sana be abi. Adam gibi olacaksın kadına sahip çıkacaksın. Ayşe'nin fendi Semih'i yendi. Samsun'a geliyor musun? Niye yola çıktın? Ağzından duyacağım. Ben senin ayağına gelir miyim? Geleceğiz abi. Nasıl geleceğiz? Beraber gideceğiz Samsun'a. Dedirttim. Aldığı söz üzerine rahatlayan Ayşe, Semih'le yemeğe gitti. Sen bana aşıksın. Aşk itirafı. Sen benden vazgeçemezsin, ben de senden vazgeçmem. Saniyeler önce gelen aşk itirafının ardından yine gerildiler. Aynı yola çıkarak mı buraya geldik? Kara olumsuz diye mi geldik buraya? Aynı yola çıkarak diye geldik biz. Yazıklar. Sen demedin mi bana Samsun'da? Sana yazıklar olsun. Ne yazıklar olsun ya? Niye gelmedin? Asla evlenmeyeceğim. Niye? Niye inkar ediyorsun ki? Niye birbirimize nispet yapıyoruz? He? Neyin peşindesin sen? Söyle. Ben neyin peşindesin? Neyin peşindesin güzelim? Söylesene. Sağlıklı bir yuva kurmanın peşindesin. Biz de sağlıklı bir yuvanın peşindeyiz. Olmaz ki. He? Olmaz. Niye? Çok kıskanırım. Olmazsa. Ya kıskanırım tabii. Kadınımı kıskanmaz mıyım ya? Senin kadının mıyım? Tabii eşim olacaksın benim ya. Ne? Evlenemezsin. Benden başkası evlenemezsin. Semih oldukça iddialı ama bakalım Ayşe'nin son sözü ne olacak?
Vallahi bunların arası Karadeniz havası gibi. Birden bozuyor, birden düzeliyor, birden bozuyor tekrar. Fırtına koparıyor. Efendim? Uğur Bey, fırtınayı koparıyor hemen. Bir lodos, bir fırtına öyle gidiyor. 3 dakika gülüp konuşuyorsunuz, 3 dakika sonra bir patırtı. Biz de şaşırıyoruz ne oluyor. Ama ben doğruyu söyledim. Karar olumsuz diye geldik biz. Şu an? Hayır, ilk geldiğimde. Ha, ilk geldiğimizde. Evet. Evet. Çünkü karar veremiyor. Kim veremiyor? Kendisi. Ben onu çok kararlı görüyorum. Seda Hanım, inanın ki yoksa ben hayır. Buraya... Hayır, ben Semih'i son derece bu kadar kararlı görmemiştim. Son derece kararlı, ne istediğini bilen biri olarak. 2 gündür Semih'te inanılmaz değişiklik var. Seni göremediğin Ayşe'cim. Bir de sen bir şöyle bir relax olup bir dinlesen adamcağızı. Ben öyle görüyorum. Buradakiler de bence öyle görüyor. Semih bu kadar kararlı olmamıştı. Tanıyorum seni Semih. Teşekkürler Seda. Biliyorum bak, huylarınızı biliyorum yani. Duruşlarınızı, karakterlerinizi. Burada aylardır birlikteyiz, beraberiz. Konuşuyoruz, tartışıyoruz. Hepimiz birbirimizin farkındayız. Şimdi Seda Hanım, Yusuf arkadaşımla temin söylediklerine kesin ve kesin katılmıyorum. Birincisi. Fazla da konuşmayacağım. Tek kelime konuşacağım bununla ilgili. Biz dün buradan çıktığımızda servislere binildiğinde evet. Ayşe Hanım'la neydi Ayşe Hanım? Kimle muhabbet ediyordunuz siz?